Kalem suresi Mekke'de inmiştir. 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Andolsun kaleme ve yazdıklarına. Sen Rabbinin lütfu ve nimeti sayesinde deli değilsin. Şüphesiz sana kesintisiz bir mükafat vardır. Şüphesiz sen yüce bir ahlaka sahipsin. Hanginizin deliliğe uğradığını yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanları herkesten daha iyi bilmektedir. Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. O halde Allah'ın ayetlerini yalan sayanların emrine boyun eğme. Onlar putlarına dokunmayarak kendilerine yumuşak davranmanı isterler. Böyle hareket etsen, onlar da iki yüzlülükle sana yumuşak davranırlar. Sakın itaat etme çok yemin eden aşağılık kimseye. Daima kusur arayan, dil uzatan, laf dolaştırana. Sürekli iyiliği engelleyen, haddini aşmış, günaha dadanmışa ayrıca da kaba ve soysuza mal ve evlat sahibi olsa dahi ayetlerimiz ona okunduğu zaman öncekilerin masallarıdır der yakında onun burnuna damga vuracağız kibrini kıracağız biz vaktiyle bahçe sahiplerini sınadığımız gibi onları da kıtlık ve açlıkla sınadık hani onlar bahçe sahipleri Sabahleyin erkenden bahçenin mahsullerini toplayacaklarına yemin etmişlerdi. İstisna da etmiyorlardı. Allah dilerse demiyorlardı veya fakirlere hiçbir pay ayırmıyorlardı. Ama onlar daha uykudayken Rabbinden gelen bir afet o bahçede dolaştı. Bahçe kapkara kesildi. Sabah erken birbirlerine şöyle seslendiler: Madem ürünlerinizi toplayacaksanız, ekininize erken gidin. Yola koyulunca da birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün yoksul biri orada yanınıza gelmesin. Böylece yoksulları engellemeyi planlayarak erkenden hareket ettiler. Fakat bahçeyi görünce, "Mutlak biz yolumuzu şaşırmış olmalıyız." dediler. Hayır, biz bu bahçenin ürününden yoksun kaldık. İçlerinden en iyileri ben size Rabbinizi tenzih etsenize dememiş miydim?" dedi. "Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz haksızlık etmişiz." dediler. Ardından birbirlerine dönerek birbirlerini kınamaya başladılar. "Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz." dediler. Umarız Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimize yönelerek ondan istemekteyiz. İşte dünya azabı böyledir. Ahiret azabı ise bundan daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Müslümanları Allah'ın emirlerine boyun eğenleri, hiç suçlularla bir tutar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da bu batıl inanışları onda mı okuyorsunuz? Onda beğendiğiniz her şey sizin içindir diye mi yazılı? Yoksa ne buyurursanız o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olan yeminli, kesin sözler mi size verdik?'' Onlara sor. Bu iddianın sorumluluğunu hangisi üstlenir? Yoksa onların Allah'a ortak kabul ettikleri mabutları mı var? Sözlerinde doğruysalar, hadi getirsinler ortaklarını. O gün baldır açılır, işler büsbütün güçleşir ve secde etmeye davet edilirler. Fakat buna güçleri yetmez.'' Gözleri horluktan yere dikilir. Üstlerine aşağılık çöker. Onlar sapa sağlam oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı. Ama secde etmemişlerdi. Artık sen bu sözü Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Onlara günahlarını artırmaları ve cezalarının şiddetli olması için mühlet veririm şüphesiz benim azgınlara karşı tuzağım sağlamdır yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun da bu yüzden onlar ağır borç altında mı kalıyorlar yoksa gaybın bilgisi onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar sen Rabbinin verdiği hükme onlara süre tanımasına sabret ve balığın arkadaşı Yunus gibi olma. Hani o pek üzgün olarak Rabbini çağırdı. Rabbinden bir nimet ona erişmeseydi, kınanmış olarak kuru bir çöle atılırdı. Fakat Rabbi onu seçti ve iyilerden kıldı. Doğrusu kafirler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. Şüphesiz o bir delidir derler. Oysa bu Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.